günlerde burada göz ardı edilmemiş, ihmal edilmemiş ve unutulmamıştır. Taşınma aşamasında hane başına 3000 TL taşıma yardımında da bulunulmuştur. İlçe merkezi ve köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazine arazilerinden ahır, mandıra yapılması maksadıyla araziler tahsis edilmektedir. Eski ilçe merkezinde tekil olarak hayvan yetiştiren vatandaşlarımız için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün altyapısını hazırladığı bölgede belediye tarafından ahırlar yapılmıştır. Çok sayıda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımız için de belirlenen alan düzenlemeleri yine DSİ'nin makinalarıyla gerçekleştirilmektedir. Yusufeli'nde yerleşim yerlilik çalışmalarını yürütürken sahipsiz hayvanları da unutmadığınızı, can dostlarımızı unutmadığınızı da belirtmek isterim. STK'larla işbirliği içinde Ardanuç ilçesinde içinde ameliyathanesi de bulunan bir hayvan toplama merkezi yapılmış bulunmaktadır. Eski Yusufeli ilçemizde yaşayan yaklaşık 500 sahipsiz köpek toplanarak buraya götürülmüştür. Değerli dostlarım, bu dev projeyle sadece aslında bir baraj inşa edilmemiştir. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi kapsamında 110 kilometre yol, 46 adet tünel, 23 adet köprü ve 141 adet menfez inşa edilmiştir. Bir kıyas yapmak gerekirse, Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar, yani 79 yılında Türkiye'de toplam 50 kilometrelik bir tünel inşa edilmiş iken Yusufeli Barajı için HES projesi kapsamında 62 kilometre tünel inşa edilmiştir. Buradaki tüm çalışmalarımızda, projelerimizin yapımında emeği olan, alın teri, akıl teri döken işçisinden mühendisine, mimarından teknikerine kadar herkese bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha Türkiye yüzyılında bu dev projenin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki en büyük teşekkürümüzü de bu tür şaheserleri milletimizin hizmetine kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum. Yine aynı şekilde bu çalışmaların yürütülmesi sırasında gerçekten bizlere desteklerini esirgemeyen başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği